Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalar'a bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyalar'ın bugünkü bölümünde Paris Bennett'ten bahsedeceğiz. Bu videoda gerçek bir psikopatın hikayesini dinleyeceksiniz. Bu yüzden kendinizi hazırlamanızı öneririm. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Evet, şimdi videomuza geçelim. Şimdi Paris Bennett'in hikayesini anlatmadan önce ki Paris diyeceğim çünkü Paris demek biraz garip geliyor açıkçası bana şu noktada. Her ne kadar ismi Paris şeklinde okunsa bile Paris kelimesine alıştığımız için bu şekilde bahsedeceğim videoda. Kulağa garip gelsin istemiyorum. Paris Bennett'in hikayesini anlatmadan önce annesi Charity Lee'den bahsetmemiz gerek. Biraz onun geçmişine gideceğiz. Çünkü bu şekilde olayı daha iyi anlayabileceksiniz. Charity Lee 1980'de sadece 6 yaşındayken babası Bobby Bennett Jr.'ı Atlanta'daki evlerinin önünde başının arkasından birkaç kez vurulmuş halde bulmuştu. Birileri infaz yöntemiyle babasının canına kıymıştı. Yani babası hayatını kaybetmişti bu olayda. Ve Charity'nin annesi Kayla Bennett kısa süre içerisinde bu olaydaki baş şüpheli haline geldi. Charity'nin annesiyle babası yani Kayla Bennett ile Bobby Bennett Jr. bir süredir ayrıydılar aslında. Ama bu olayın yaşanmasından sadece 57 saat önce Las Vegas, Nevada'da bir gezi sırasında aniden evlenmişlerdi. Ve son zamanlarda Charity'nin annesi de kocasına bir şey olursa diye bu ihtimale karşı ailenin kamyon taşımacılığı işini de devralmak için girişimler yapmıştı. Bu olayların sonunda yetkililer Kayla Bennett'i kocasının canına kıymaktan sorumlu tuttular. Duruşma böyle çok sansasyonel ve geniş kapsamlı bir duruşmaydı. Ve bu süre içerisinde savcılar da mahkemeye kadının kocasını öldürülmesinden sadece birkaç ay öncesinde bir kiralık katil tuttu. Buna dair kanıtlar sundular ortaya ve bu kişi de yarı zamanlı olarak kamyon şoförlüğü yapan bir adamdı. Bu olayın ardından Charity ergenlik yıllarında zararlı madde kullanmaya başladı ve zaman geçtikçe bağımlı oldu. 17 yaşına geldiğinde ise bu bağımlılığı gerçekten çok kötü seviyedeydi. Annesi artık ona bir şey olmasından gerçekten çok korkuyordu. Ve sonunda annesi artık başka bir yol kalmadığını düşündü. Charity'ye 100 dolar verip onu evden kovdu ve kovarken de ona şunları söyledi. Bu parayla ya gider yardım alırsın ya da gidip daha fazla madde alır ve aşırı doz rekorunu kırarsın, bir yerde de ölür kalırsın dedi. Charity Chattanooga, Tennessee'ye gitti ve parasının yarısını maddeye, geri kalanını da arabası için gaza harcadı. Daha sonra bir yıl boyunca hiçbir şekilde madde kullanmadı ve Tennessee Üniversitesi'ne kaydoldu. Ama hala eskiden yaşadığı o korkunç arzuyu hissediyordu ve çok mutsuzdu. Her zaman kendisine bu kadar zor olmamalı diyordu. Ve bunun sonunda Charity artık dayanamadı ve kendi kendisiyle bir anlaşma yaptı. Eğer 3 ay sonra hala bu istekler devam ederse, hala bunları canı çekerse kendisi aşırı doz ile canına kıyacaktı. Ve belirlediği tarihten yaklaşık bir ay önce sürpriz bir şey yaşandı. Charity hamile olduğunu öğrendi. Hamile olduğu bir erkek çocuğu vardı. Bu çocuk da Paris Bennett olacaktı. Oğlu Charity için her şeyi değiştirmişti. Artık Charity kendisine çok iyi bakmaya başlamıştı. Ve her şeyi bir kenara bıraktı. Sadece tek düşündüğü bebeğinin sağlıklı olması ve gerçekten kendi yaşadığı o travmaları yaşamadan mutlu bir aile içerisinde büyümesiydi. Kendi ailesinin ona gösteremediği her şeyi Charity oğlu Paris'e gösterecekti. Ve Paris'in doğmasının da ardından takip eden yıllarda Charity temiz kaldı. Yani herhangi bir şekilde madde kullanmadı. Alabama'da kısa bir süre yaşadı. Ve Alabama'da Jonathan Smith ile tanıştı. Ve ondan hamile kaldı. Bir kız çocuğu dünyaya getirecekti. Söylenenlere göre Paris onun hamileliğini pek algılamıyordu. Yani bilerek algılamıyordu. Aslında her şeyin farkındaydı. Çok zeki bir çocuktu. IQ seviyesi inanılmaz yüksekti. Dahilik seviyesinde yüksekti. Ama Paris annesi hamile değilmiş gibi davranırdı söylenenlere göre. Bir şey o bebekle alakalı konuşmaya çalıştığında herhangi bir şekilde aldırmazdı. Karnında bebek yokmuş gibi düşünürdü ve bütün hamileliği boyunca bu gerçeği görmezden gelmişti. 9 ay sonra çiftin kızı Ella dünyaya geldi. Ve Paris gerçekten herkesin hayal edebileceği bir abi oldu aslında. Her ne kadar annesinin hamileliğinde kız kardeşinin olacağını görmezden gelse bile, bebeğin varlığını tanımasa bile, o doğduğu andan itibaren annesine anne ne kadar güzel değil mi demişti. Ve
her zaman onun yanında olmuştu. Sürekli destek oluyordu. Sürekli onunla oyunlar oynuyordu. Vaktini hep onunla geçiriyordu ve Ella abisini çok seviyordu. Ama Jonathan ile Charity'nin ilişkileri kısa sürede kötüye gitmeye başladı. Ve Charity 2005 yılında iki çocuğunu da yanına alıp meme kanseri teşhisi konan annesinin yanına Dallas'a taşındı. Charity bir konser promosyonu işinde çalışıyordu ve şirketi toparlamak için de uzun geceler çalışması gerekiyordu. Fakat kısa bir süre sonra yaşadığı stresi dayanamadı ve tekrardan madde kullanmaya başladı. O zamanlar Paris sadece 11 yaşındaydı ve annesindeki değişimi net bir şekilde görebiliyordu. Bu durumdan da fazlasıyla rahatsızdı ve annesini çok üzülüyordu. Bu noktada Charity yaklaşık 6 aydır madde kullanmaktaydı ve bir umut Ella'nın babasının yani Jonathan Smith'in yanına taşınmaya çalıştı. Onunla görüştüler bir süre ama yine kısa sürede her şey çok daha kötü bir hal aldı ve yine ayrılmaları gerekti. Ve kısa bir süre sonra çocuklarını tekrardan yanına alıp annesinin Seymour, Texas'taki çiftliğinde yaşamaları için oraya getirdi. Ama orada da bu küçük aile için her şey daha da kaotik bir hal almaya başlamıştı. Charity'nin annesiyle ilişkisi zaten çok sağlam bir ilişki değildi ve bu eve taşınmalarının ardından da tamamen kırılma noktasına geldi. Ve bu süre boyunca da Charity hala maddeleri bırakmak için mücadele veriyordu. Hatta bu konuda şöyle bir şey de söyledi. Bütün yaşamlarımızda ebeveynlerimizin insan olduğunu, bizi hayal kırıklığına uğratabileceklerini ve hayal kırıklığına uğradığımızı anladığımız bir an olduğuna inanıyorum. Paris de benimle bunu yaşadı. Bir gün onlar hala Seymour'daki çiftlikte yaşarken Ella'yla bir başka bir çocuk oyun oynuyorlardı ve Paris onların oynadığı oyuncağı kırdı ve Ella da buna çok üzülmüştü. Bundan dolayı annesi Paris'i azarlayıp cezalandırdı ve bunun ardından Paris gidip bir mutfak bıçağını kaptı. Ardından da kendisini evden dışarıya attı. En sonunda Charity ile annesi Paris'i bulmayı başardılar ve hala kendisi bıçağı savurmaya devam ediyordu. Sonunda büyük annesi bıçağı tutmayı başardı ve ardından da Charity kollarını oğluna doladı ve sarıldılar. Söylediğine göre o anda Paris birden kendini bırakıp yere yığılmıştı. Ne olduğunu kendisi de anlayamıyordu kendine. Bu olayın ardından Charity Paris'i yakınlardaki bir psikiyatri kliniği olan Red River hastanesine yatırdı. Bir hafta boyunca Paris bu hastanede kaldı. Fakat daha sonra Charity doktorların kendisiyle iletişim kurmayı reddettiklerini ve Paris'le de ilgilenmediklerini iddia ederek onu oradan geri aldı. Ve tesis bazı temel tahliye belgeleri verdi onlara ve bunun da ardından aile yeni bir başlangıç yapmak için Abilene'e taşındı. 4 Şubat 2007 gecesi Charity Lee Abilene yakınlarındaki Buffalo Wild Wings'deki vardiyasında çalışırken 21 yaşındaki bir Hardin Simmons Üniversitesi öğrencisi de Paris ve Ella'ya bakıcılık yapıyordu. Bu bakıcının daha sonra verdiği ifadeye göre kendisi o gün çocukları dışarıya yemek yemeye götürmüştü ve ardından da eve gelip Alice Harikalar Diyarında'yı izlemişlerdi ve ardından da Ella'yı yatırmıştı odasına götürüp. Ama o gecenin ilerleyen saatlerinde 911'e bir arama geldi. Arayan Paris'ti. Paris'in memurlara anlattığına göre Ella yanında uyuyordu ve kendisi uyandığında kız kardeşinin böyle alevler içerisinde kalmış, çılgınca gülen şeytani bir versiyonuyla karşılaşmıştı. Böyle şeytani bir kabak şeklinde bir kafası vardı söylediğine göre ve onun şeytan olduğunu düşünmüştü. Ve bu gördüğü halüsinasyonun etkisiyle Paris kardeşine saldırmıştı. Ardından da onun canına kıymıştı. Ve 911 konuşmasında da duyulabiliyor. Videoyu koyamasam bile aşağıya linklerim. Bu konuşmada polis, yani daha doğrusu 911 operatörü Paris'ten kardeşine CPR yani kalp masajı yapmasını istiyor. Ve Paris'e kardeşini bunu CPR'ı da yapabilmek için kardeşini yataktan alıp yere yatırmasını söylüyor. Ama siz de duyabilirsiniz ki Paris çok direniyor bu arama sırasında. Eminim öldüğüne, hayır yaşamıyor, onu kurtarmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum diye tekrarlıyor. Ama bunun ardından eninde sonunda operatörün isteğini yerine getiriyor. Operatör Paris'e bir seferde 30 tane göğüs kompresyonu yapmasını söylüyor. Ve bantta da Paris'in bunu saydığı duyulabiliyor. 1, 2, 3 diye ağlayarak bunu saydı. Şimdi Charity'ye gelelim isterseniz. 5 Şubat 2007'de saat
12.30 civarında Charity daha önce de dediğim gibi Buffalo Wild Wings'teki vardiyasında çalışmaktaydı. Ve polisler gelip ona kızının yaralandığını söylediler. Bunun ardından Charity kendisini kızına götürmelerini istedi ve sürekli Paris nerede, Paris nerede diye sormaya başladı. Doğal olarak Paris'e de bir şey olup olmadığından endişeleniyordu. Ama yetkililer ona gidemeyiz çünkü kızın hayatını kaybetti dediler. Charity bu olayın şokunun ardından Paris nasıl diye sormaya devam edince de onu yakaladık dediler. Bu Charity'nin belki de hayatında yaşadığı en büyük şoklardan birisiydi. Hatta en büyük şoktu. Yetkililer olay yerine gittiler tabii ki bu aramadan sonra ve olay yerine giden dedektifin söylediğine göre kendisi Paris'in göz kompresyonu yani kalp masajı yapmadığından bile şüphe duymuştu gittiklerinde. Çünkü yerde neredeyse hiç kan yoktu ve Ella yerde yan bir pozisyonda yatıyordu ve sırtında da bıçak yaraları vardı. Ama eğer Paris ona göz kompresyonu yani kalp masajı yapmış olsaydı onu sırt üstü yatırması gerekecekti ve bunu yaptığı sırada yaralarındaki kan yere sızacaktı ve yerde tüm lekeler olacaktı. Etrafın tertemiz olması mümkün değildi. Ve o gece Paris'le görüşen bir polis memuru da Paris'in ağlamaya çalıştığını ama gözlerinden tek bir damla bile yaş gelmediğini belirtti. Ve hiçbir samimiyet de görememişlerdi. Ve bunlardan da dolayı dedektifler Paris'in anlattığı versiyonundan olayların hep şüphe duymuşlardı. Daha sonra her şey tek tek ortaya çıktı. Şimdi isterseniz gerçekte neler yaşandığından bahsedelim. Daha önce de dediğim gibi Charity işe gitmeden önce Ella ve Paris'i bir bebek bakıcısına bırakmıştı. Yani daha doğrusu bir üniversite öğrencisine bırakmıştı bakıcılık yapması için. Ama IQ seviyesi 141 olan Paris Bennett'in başka planları vardı. Daha önce de demiştim dahi seviyesinde bir IQ'su var diye. Kendisi küçücük bir çocuk olmasına rağmen 141'de IQ seviyesi düşünün. Akşam 10 civarında Paris bebek bakıcısını evine gidebilecek ikna etti. Ona annesinin Paris'e kardeşiyle birlikte akşam kalıp uyuyabileceklerini söylediğini belirtti ve o da buna inanmıştı. Ve dedektiflerin düşüncesine göre Paris bunun ardından yani bakıcının ayrılmasının ardından mutfağa gidip bir bıçak kapmış ve daha sonra da kardeşi Ella'nın odasına gitmişti. Daha sonra da 4 yaşındaki kız kardeşini dövmeye başladı. Ardından onu 17 kez bıçaklamış ve hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Otopsi raporuna göre bir dizi derin bıçak yarasının yanı sıra Ella'nın parmaklarında, bileklerinde ve ön kollarında da birçok kesik vardı. Bunlar da Ella'nın aslında Paris'e karşı savaştığını gösteriyordu. Bunun ardından Paris hiçbir şey olmamış gibi bir arkadaşını aradı ve ona kız kardeşine zarar verdiğini, annesinin ise öğrendiğinde büyük ihtimalle çok kızacağını söyledi. Bu telefon konuşması yaklaşık 6 dakika sürmüştü. Daha sonra telefonu kapatıp 2 dakika daha bekledi ve 911'i aradı. Yani olayın yaşanmasının yaklaşık 10 dakika sonrasında 911'i aramıştı. Charity ise olayların Paris'in anlattığı versiyonuna inanmayı tercih etti. Çünkü düşünürseniz yani onun içinde korkunç bir şey, dehşet verici bir şey. Kendi oğlunun bunu yapmış olmasına ve hani bunu bile isteye yapmış olmasına inanmak istemeyecektir doğal olarak bir anne olarak. Bundan dolayı Charity ilk başta Paris'e inanıyordu ama daha sonra otopsi raporu geldi ve her şey çok daha korkunç bir hal aldı. Çünkü raporda yazanlara göre Ella'nın bulunduğu yatakta ve Paris'in o gece giydiği şortun içerisinde menik alıntıları bulunmuştu. DNA'sı vardı yani. Ve anlayacağınız üzere Paris'in anlattığından çok daha fazlası dahildi olaya. Charity bundan sonra Paris'e tabii ki de inanmamaya başladı ve Ella'nın o kadar acı çektiğini daha öncesinde düşünmemiştim dedi. Ve Ella'nın yaşamını yitirmesinden bir yıl sonra Charity bu Red River Hastanesi'nden Paris hakkında yazılan raporlara bakmaya çalıştı. Ve bu raporlarda gördüğü şey onu çok daha şaşırttı. Çünkü doktorların yazdıkları şeyler şunlardı. Paris vurmak, öldürmek konusunda çok takıntılı, aklı cinayet ve kendi canına kıyma düşünceleriyle dolu. Ve yine 2020 yılında Charity bir gerçeği daha açıkladı. Bu olaylar yaşanmadan önce kanıtlara göre Paris saatlerce şiddetli yetişkin içeriği izlemişti. Anladınız neden bahsettiğim burada kurallarımız var biliyorsunuz. Paris mahkumiyetinden yıllar sonra kız kardeşine yaptığı yani
asıl canına kıymaktan önce yaptığı şeyi örtbas etmek için onun canına kıydığında itiraf etti. Ve Paris yıllar boyunca annesine her zaman böyle küçük küçük detaylar vererek bu olayı anlattı. Charity'nin acısını her seferinde daha da katlıyordu aslında. Bunu nasıl anlatsam şöyle düşünün. Benim bir pastayı böldüğümü düşünün. Yani pastayı kalemimi soktuğumu düşünün. Hıphızlı bir şekilde kalemimi sokup yavaşça pastanın içerisinden çıkarıyorum. Paris bu şekilde yaptığını anlatmıştı. En kötü olmayan şekliyle anlatmaya çalıştım. Paris hüküm giymeden önce ve bir ıslah tesisine tabii nakledilmeden önce annesiyle de görüşmeye devam ediyordu. Annesi onunla sorgu odasında oturup konuştu ve ona artık hani otopsi raporu da geldiği için bunu bilerek yaptığını biliyorum, yalan söylediğini biliyorum, halüsinasyon görmediğini biliyorum dedi. Ve söylediklerine göre Paris birden böyle sessizleşmişti, öfkeyle dolmuştu ve tavrı tamamen tam tersine dönüşmüştü. Ve annesinin söylediğine göre sanki Paris'in bedenini başka bir kişi devralmış gibiydi. Ve inanamayacaksınız ama bu annesinin söylediği şeyin ardından gülmeye başlamıştı Paris ve yeterince uzun sürdü yani demişti. Bu meni bulgusu sorulduğunda da Paris şiddetli bir şekilde duvara yumruk atmıştı ve masayı ters çevirmişti. Önündeki masayı devirmişti. Ve Ella'nın canına kıymasından 6 ay sonra Paris Bennett cinayetten 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Taylor County yargıcı Paris'e cezasının geri kalanını çekmesi için yetişkin bir hapishaneye gönderilmesine karar verene kadar Texas Çocuk Adaleti Bakanlığı'nda belirlenen bir yerde kalmasını emretti. Ve Charity için de işler aslında çok çok zordu bu noktada. Çünkü mahkemede herhangi bir tarafta olamıyordu. Hem oğlunun tarafında yani savunmanın tarafında ifade veriyordu, tanıklık yapıyordu. Hem de savcılığın tarafında tanıklık yapıyordu. Ve gerçekten oğlu için de, oğlunun geleceği için de çok korkuyordu. Hatta bu konuda şunları söyledi. Oğlumun gerçekten tehlikeli olduğunu hissediyorum ve serbest bırakılırsa tehlikede olacağımı ya da başka birisinin yaralanabileceğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda bebeğim için hapishanenin ne anlama geldiğini de biliyorum. Suçu bir çocuğa karşı olduğu için birinin ona zarar verme olasılığının olduğunu biliyordum. Hayatta kalamayacağını biliyordum ve onu oraya göndermeye yardım ediyordum. Bu hayatım boyunca yaptığım en zor şeydi dedi. Paris yıllar boyunca annesinin ona yaptığı ziyaretleri reddetti ve ona nedenini açıklamamaya çalıştı. Yani bu neden bunu yaptın diye sorduğunda her seferinde bir başka şeyler sundu, küçük küçük bilgiler verdi vesaire. Yıllar boyunca annesiyle görüşmediği gibi yani gerçekten annesine çektirdiği şeyleri görüşmeyi kabul ettikten sonra yapmaya devam etti. Ama onun öncesinde gerçekten uzun bir süre ona ziyaretlerini reddetti annesinin. Ve hiçbir gazeteciyle vesaire de röportaj yapmadı. Ta ki 19 yaşına gelene kadar. 19 yaşında ilk röportajını gerçekleştirdi. Ve bu röportajda Paris annesinin sahip olduğu tek destekçisi olduğunu ve onu da ayda bir ziyaret ettiğini söyledi. Düzenli olarak telefonda konuştuklarını. Zamanla annesine daha fazla bilgi vermeye devam ettiğini ve şimdiye kadar birbirlerine artık tamamen açık oldukları bir noktaya ulaştıklarını hissettiğini belirtti. Aynı zamanda Ella'nın canına kıydığı gece herhangi bir halüsinasyon görmediğini ve polisin ona yapacaklarından korktuğu için bu halüsinasyon yalanını uydurduğunu söyledi. Bu olayı takip eden aylarda da ne olduğunu pek hatırlamıyorum. Olaydan sonraki süreç benim için çoğunlukla bulanık bir şekilde geçti dedi. Ve asıl sebebi de açıkladı. Birazdan onu da söyleyeceğim size. Annesinin maddeyle ilgili sorunlarını öğrendiğinde çok rahatsız olmuştu Paris ve bu olay sırasında annesini tekrardan kullanmaya başladığını düşünmekteydi. Kız kardeşine karşı daima bir kıskançlık unsuru vardı zaten hayatında söylediğine göre. Ama bu olayı gerçekleştirmesinin sebebinin annesine olan nefretinden kaynaklandığını itiraf etti. Annesini incitmeyi çok istiyordu Paris. Çünkü annesi kendisine ihanet etmiş gibi hissediyordu tekrardan madde kullanarak. Hayatlarını mahvediyordu. Annesindeki değişimi hep görüyordu ve bu Paris'e çok acı veriyordu. Bırakmasını istiyordu ama annesi bıraktığını söylediği halde onun fikrine göre bırakmamıştı. Ona yalan söylüyordu. Ve Paris düşünmeye başlamıştı. Annemi ne kadar incitebilirim? Onu en fazla nasıl incitirim diye. Ve bunun sonucunda hani kendisine bir şey yapmasını vesaire her şeyi geçtim. Annesine bir şey yapmayı vesaire.
annesinin en çok canını yakacak şeyin onun elinden iki çocuğunu birden almak olacağı kararına vardı. Ve Ella'ya bunu yaparak kendi çocuğunun diğer çocuğuna yaptığı şeyin acısını yaşatacaktı. Ella'yı onun elinden alacaktı ve sonunda kendisi de zaten hapse girecekti ve ömür boyu annesinin hayatında bir daha olmayacaktı ve annesi tek bir seferde iki çocuğunu da kaybetmiş olacaktı. Bir yandan da 13 yaşında olduğu için bu olaylar yaşandığında o zamanlar çok da sağlıklı düşünemediğini de kabul etti. Ama kendisinin bir psikopat olmadığını iddia ediyor. Her ne kadar teşhis konulmuş olsa bile Paris'e psikologlar, psikiyatristler tarafından teşhis konulmuş durumda. Ama kendisi annesinin böyle kendi kendini teselli etmek için onun psikopat olduğunu söylediğini düşünüyor. Oğlunun bütün bunları yapmış olmasının bir sebebi olduğunu ve suçlanacak kişinin oğlu değil de aslında onun hareketlerini, kontrolünü elinden alan psikopatlığı olduğuna inanmaya çalıştığını ve bu şekilde kendisini teselli ettiğini düşünüyor. Annesi Charity iki tane Paris olduğunu iddia ediyordu. Birisi Charity'nin çok sevdiği o mükemmel çocuğu, diğeri ise canavarca şeyler yapabilen Paris. Ama Paris bu iddiasının da annesinin doğru olmadığını söylüyor. Bu konuda hatta şunları söyledi. Ben bunu öyle görmüyorum çünkü herkesin içinde o şiddet kapasitesi var ve doğru koşullar sağlandığında bu kapasiteye göre hareket edebilirsiniz. Kin tuttum, pasif agresiftim, empati yeteneğim zayıftı. Bütün bunlar yaptığım şeye yol açtı dedi. 25 yaşına geldiğinde Paris, Piers Morgan ile Psychopath yani psikopat belgeselinde bir röportaj gerçekleştirdi. Ve bu olay hakkında onunla konuştu. Aslında bu psikopat belgeseli sayesinde çok daha fazla duyulmasına sebep oldu. Aslında bu belgesel olayın çok daha fazla duyulmasına sebep oldu. Ve bu belgeselden sonra Piers Morgan bu dürtüsel bir öfke nöbeti değildi. Planladığı kasıtlı bir eylemdi dedi Paris'in yaptığı şeye dair. Sırf annesini cezalandırmak için onun çok sevdiği kızını öldürdü. Hapse gireceğini, iki çocuğunu da kaybedeceğini bilerek annesini tek seferde cezalandırdı dedi. Ve yine Paris bu konular hakkında yıllarca midemin çukurunda sadece bu sıcak, alev alev yanan öfke topu vardı ve hepsi anneme yönelikti. Ve başka birini değil de kız kardeşimin canına kıymayı seçmemin nedenlerinden biri de bunu yaparak anneme olabilecek en kötü şekilde zarar verebileceğimi bilmemdi. Çünkü çocukken bile her zaman annem için en yıkıcı şeyin çocuklarından birinin kaybı olacağını biliyordum ve ben iki çocuğunu da bir çırpıda almanın bir yolunu bulmuştum. Evet, korkunç bir suç işledim ama bu tek bir hata tüm hayatımı mı tanımlıyor? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama iyi Paris ile kötü Paris arasında da net bir sınır yok. Sadece Paris var. Diyelim ki yarın serbest bırakıldım. Şartlı tahliye ya da zorunlu denetim ya da herhangi bir şey olmasın. Ben yine de kimseyi incitmezdim. Hapishaneye geri dönmekle ilgilenmiyorum dedi. Ayrıca Charity Paris hapisteyken de hamile kaldı ve 2013 yılında Phoenix adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ve doğumunun ardından Paris'ten nadiren gösterdiği duygusal yönünü gösteren bir mektup aldı. Bu mektupta Paris annesinin bebeği için sevincini dile getiriyordu, kardeşinin olmasına dair mutluluğunu. Ama bir yandan da kardeşinin hayatına asla dahil olamayacağını bildiği için üzüntüsünü anlatıyordu. Ve Charity, inanamayacaksınız belki de ama oğlu Paris'i affetti. Her ne kadar çocuğu dünyada düşünülebilecek en korkunç şeylerden birisini ona yapmış olsa bile, bilerek yapmış olsa bile, koşulsuz sevgi bu demek oluyor sanırım. Koşulsuz sevginin herkes evlat sevgisi olduğunu söyler. Gerçekten de aslında bu davada da bu koşulsuz sevginin nasıl affedici olabileceğini görebiliyoruz. Daha önce yaptığım başka bir videoda da bunu görmüştük. Babasının kızını affettiğini. Charity bununla da alakalı şunu söyledi. Paris'le uğraşmak kolay değil. Onu sevmek çok zor ama yine de seviyorum. Oğlum bir psikopat. Ona yardım edemem. Bu uzun vadede önemli olmayabilir. Evet, ama önemli olan şu anda ondan vazgeçemeyecek olmam. İlk çocuğumu ona hamile olduğum günden beri sahip olduğum yoğunlukla hala seviyorum. Oğlum hakkında bildiğim tek şey şu. O hasta. Ella'ya
cesede bulunup onu öldürmesi umrunda bile değildi onun. Şu anda uykuda olan karanlık bir tarafı var ama oğlum tehlikeli. Diğer koşullar altında Ella'ya yaptıklarından çok az pişmanlık duyarak tekrardan bunları yapabileceğine gerçekten inanıyorum dedi. Ve Paris'in dışarıya çıkarsa kendisine zarar vereceğine de inanıyor aslında Charity. Hapisten çıktığında kendisinin peşine düşeceğini, kendisinin ve oğlu Phoenix'in peşine düşeceğini düşünüyor. Ve bundan dolayı da aslında çok korkmakta. Buna sebep olan şeylerden birisi, yani buna inanmasına sebep olan şeylerden birisi Paris'le bir görüşmesinde yaşanan olay. Bu görüşmede Paris masayı böyle devirip annesini, yani Charity'yi boğazından tutarak duvara yapıştırdı ve onun gerçekten hava alma yolunu kesti resmen. Ve Charity söylediğine göre bu anda, yani bu olay yaşandığı anda gerçekten hayatını kaybedeceğini düşünmüştü. Felç geçirmiş gibi hissetmişti kendisini. Ve Paris tam artık hani bir süre hava yolunu kestikten sonra onu geri bırakmıştı. Masayı da tekrardan yerine çekmişti. Ve bir şekilde kendine gelmişti diyebiliriz. Ama Charity gerçekten oğlunun dışarı çıktığı zaman, çıkarsa yapabileceklerinden çok korkuyor. Ve aslında Paris'in dışarıya çıkması düşündüğünüzden çok çok daha yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Bu olay yaşandığında çünkü kendisi bir yetişkin olarak yargılanmadı. Yetişkin olarak yargılanması istense bile çocuk olarak yargılandı 13 yaşında olduğu için olay yaşandığında. Ve 40 yıl daha önce dediğim gibi hapis cezası verildi. Yani herhangi bir idam cezası, ömür boyu hapis müebbet vesaire böyle bir ceza verilmedi. Dahası Paris cezasının yarısını çektikten sonra serbest bırakılabilecek. Yani 2007 yılından itibaren şartlı tahliye hakkına sahip olabilecek. Ve 2027 yılında, yani şu anki yıldan yaklaşık 6 yıl sonra, hatta neredeyse 5 yıl sonra 2022'ye girmemize az kaldı. Paris tekrardan serbest kalabilir. Serbest kaldığında da aslında çok da yaşlı bir konumda olmayacak, siz de tahmin edersiniz ki yaşı hala genç olacak. Ve Charity Paris'le sadece hapiste olduğu sürece iletişim kurabileceğini biliyor. Bundan dolayı da aslında çok üzülüyor. Çünkü kendisinin ve oğlu Phoenix'in güvenliği için Paris hapisten çıktığı andan itibaren insanların da önerileriyle, yani savcıların da önerileriyle birlikte kendisi izini kaybettirmeyi planlıyor Paris'e. Onu, oğlunu bulamasın, onlara ulaşamasın diye. Çünkü haklı olarak o da kendisine olan nefretinin hiçbir zaman dinmediğini ve asıl amacına ulaşana kadar durmayacağını düşünmekte oğlunun. Ayrıca Paris'in röportajları vesaire verdiği yanıtları analiz eden Dr. Casey Jordan şunları söyledi. Psikopati tedavi edilemez, değiştirilmez, değiştirilemez. Sadece yönetilebilir. Bu yüzden şu anda hapishanede olması iyi bir şey ama bence asla dışarıya çıkmamalı dedi. Ayrıca 2017 yılında Paris bu olaylarla alakalı şunu söyledi. Suçumu yapmayı seçtim ve suçumun tüm sorumluluğunu da üstleniyorum. Ama Paris hala psikopat olduğunu kabul etmemekte. Hatta bu beyni inceleyen cihazlar var, yeni teknolojiden çıkan. İnsanların MR gibi bir cihaza giriyorsunuz ve beyninizdeki her şeyi inceliyor. Nerede sorun olduğunu, neyin işte psikopatlığa, şuna buna sebep olduğunu, olabileceğini vesaire analiz ediyor. Bu işte böyle hani gerçekten çok yüksek profilli suçlulara uygulanan bir şey. Ve Paris'e bunun uygulanması için teklifler götürüldü ama Paris bunu kabul etmedi. Hiçbir şekilde kendisi üzerinde, beyni üzerinde bir analiz yapılmasını istemediğini belirtti. Ve her zaman da psikopat olmadığını söylüyor. Ben deli değilim, herhangi bir akıl hastalığım yok. Yaptığım şey benim seçimimle yaptığım bir şeydi. Suçumun da tüm sorumluluğunu üstleniyorum diyor. Charity ise şu anda 2007'de şiddet, akıl hastalığı ve ceza adalet sisteminden etkilenenlere yardım etmek için kurulan Ella Vakfı'nı yönetmekte. Ve ABD genelinde halka açık konuşmalar yapıyor. Ama uzmanlar Paris serbest kaldığında Charity ve Phoenix'in tamamen saklanıp ortadan kaybolmalarını önermekteler. Charity de büyük ihtimalle bu yolu izleyecek. Çünkü daha önce dediğim gibi o da bu durumun
herhangi bir şekilde düzeleceğini, oğlunun tedavi edilebileceğini ve o içindeki dürtüden kurtulabileceğini maalesef düşünmüyor. Ayrıca Paris'e bu Piers Morgan'la röportajında da Piers Morgan sevginin ne olduğunu soruyor. Biliyor musun sevgiyi diyor. Ve bunu izlediğimde aslında çok garip hissettim kendimi. Çünkü Paris sevgiyi kelimelerle tanımlayamam diyor. Herhangi bir şekilde şunu gösterip de işte bu sevgidir diye bahsedemem size diyor. Sevginin ne olduğunu tanımlayamıyor yani. Belki de hiçbir zaman sevgi hissetmediği için bilmiyorum. Ama buna rağmen kardeşi Ella'yı da tüm kalbiyle sevdiğini söylemekte. Ama bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda Paris'in durumu hakkında da siz de görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Sizce gerçekten psikopat değil mi ya da öyle mi? Bütün bunları yapmış olmasının, bütün bunları yapan insanların gerçekten de aklında, beyninde bir yerde bir farklılık var mı? Ondan dolayı mı oluyor? Yani bunları aşağıda konuşalım bence. Ayrıca Paris'in serbest bırakılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Serbest bırakılırsa tekrardan böyle bir şey yapabileceğine inanıyor musunuz? Bunları da konuşmak isterim sizinle. Eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda, bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Kitabımı da Trendyol'dan, DNR'dan, Kitap Yurdu'ndan, Kitap Seç'ten, BKM kitaptan, Butik kitaptan, Evrensel İletişim kitaplarından, her yerden, internet üzerinden ve kitap evlerinden satın alabilirsiniz. Davaların derlendiği bir kitap, Karanlık Dosyalar Çözülmüş Vakalar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.